Merhaba arkadaşlar, Antakya Belediyesi Eğitim Birimi'nden Kimya Öğretmeni Tuğba Sarıoğlu. Sizlerle bugün organik kimya konusuna giriş yapacağız. Organik kimya arkadaşlar, evet çok uzun bir konu ama müfredat birazcık olsa nedir? Kısaltıldı son yıllarda. Yine de kısa diyemeyiz aslında. Epey bir bilgi gerekli soruları çözerken sizler için. Şimdi bir derse başlayalım. Organik kimya. Yapısında sadece temel element olarak karbon bulunduran bileşiklere organik bileşikler denir. Karbon bulunduran anorganik bileşikler de vardır. Karbondioksit değil mi? Karbon monoksit, karbonat bunlar nedir? Anorganiktir ya da inorganiktir. Ama temel element olarak karbon bulunduran bileşiklere organik bileşikler diyoruz. Karbonun yanında hidrojen, oksijen ve halojenler de bulunabilir. Mesela C2H5. C3H8 bunlar nedir? Karbon artı hidrojenden oluşan bileşiklerdir. Ya da alkoller arkadaşlar nedir? Metil alkol. Bu da nedir arkadaşlar? Karbondan, hidrojenden ve oksijenden oluşan bileşiklerdir. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Organik bileşikler diyorum. Karbonun yanında hidrojen, oksijen ve halojenler de bulunabilir. Organik kelimesi organizmadan gelir. Yani canlıların fosil ürünleri organiktir arkadaşlar. Marketlerde sıkça karşınıza çıkıyor değil mi? Organik bileşikler, organik tahıllar diye nedir? Yani doğal olduğunu size söylüyor değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyorum? Canlıların fosil ürünlerine ben ne diyorum? Organik diyebiliyorum. 1828 yılında Alman kimyacı Wöhler ilk organik madde olan üreyi üretmiştir. Organik ve inorganik bileşikler arasındaki farkları bir inceleyelim arkadaşlar. Organik bileşikler. Organik bileşikler yanıcıdır arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. C3H8 oksijenle tepkimeye girdiği zaman ne oluşturacak arkadaşlar? 3 mol karbondioksit, 4 mol su oluşturacak arkadaşlar. Yanmaları sonucunda ne oluşturuyor? Karbondioksit ve su açığa çıkarıyor arkadaşlar. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. Anorganik bileşiklere göre nedir arkadaşlar? Daha düşüktür. Organik bileşikler suda çözünmezler. Suda çözünmesi için yapının ne olması lazım? Polar olması gerekiyor. Organik bileşiğin geneli nedir arkadaşlar? Apolar yapılıdır. Ondan dolayı nedir? Suda çözünmez diye söyleyeceğiz. Organik bileşikler kovalent bağlıdır. Karbon, hidrojen bunlar nedir? Ametal, ametaldir değil mi arkadaşlar? O zaman ametal, ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla şurayı tekrar alıyorum. Organik bileşikler kovalent bağlıdır. Kovalent bağ neydi arkadaşlar? Karbon, hidrojen var değil mi? Ametal, ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağ ben ne diyordum? Kovalent bağ diyordum. O zaman nedir? Organik bileşikler kovalent bağlıdır. Organik tepkimeler çok yavaş gerçekleşir arkadaşlar. Tepkime hızı oldukça yavaştır diye söyleyeceğiz. Organik bileşiklerin kendine has bir kokusu vardır. Mesela aldehitlerin, benzenlerin nedir? Ondan sonra ketonların, esterlerin nedir arkadaşlar? Eterlerin kendine has bir kokusu vardır. Organik bileşiklerin sayısı çok fazladır. Neden? Karbondan türeyen element sayısı, bileşik sayısı. Şurayı tekrar alıyorum. Organik bileşiklerin sayısı oldukça fazladır. Karbondan türeyen nedir? Birçok bileşik vardır değil mi? Hidrokarbonlar vardır, fonksiyonel gruplar vardır, aromatik bileşikler vardır. Bunlar nedir arkadaşlar? Sayıca çok çok fazladır. Organik bileşikler ısıya karşı dayanıksızdır. Organik bileşiklerin tepkimeleri karmaşıktır. Evet, birçok basamakta gerçekleşir ve karmaşık bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Organik bileşiklerin tepkimeleri düşük verimlidir. Yani verim %100 değildir, %100'ün aşağısındadır arkadaşlar. İnorganik bileşiklere bir bakalım. İnorganikler yanıcı değildir. Mesela karbondioksit en yüksek yükseltkenme basamağına sahip olduğu için karbon nedir? Yanıcı değildir arkadaşlar. İnorganiklerin erime ve kaynama noktaları yüksektir. İnorganikler nedir? Sodyum klorür örnek verebilir miyim arkadaşlar? Tuz değil mi? Tuzun erime ve kaynama noktası nedir? Oldukça yüksektir. İnorganik bileşikler suda çözünür. Sodyum klorür polar bir yapısı mı var? Suda polar. Benzer benzer
benzeri çözer ilkesi geçerli mi? Burada arkadaşlar evet, benzer benzeri çözer ilkesi geçerli olduğundan dolayı inorganik bileşikler suda çözülür. İnorganik bileşikler genellikle iyoniktir. Bakıyorum metal, ametal atomları arasında gerçekleşiyor değil mi? Metal, ametal arasında elektron alışverişi sonucunda meydana gelmiş olan bir bağ var. Ben bu bağ ne diyorum? İyonik bağ diyorum değil mi gençler? İnorganik tepkimeler genellikle hızlı gerçekleşir. İnorganik tepkimeler hızlı gerçekleşirken organik tepkimeler neydi arkadaşlar? Yavaş gerçekleşiyordu. İnorganik bileşikler kokusuzdur. Organik bileşiklerin kendine has kokusu varken inorganik bileşiklerin kokusu yoktur. Bir tuzu koklayın. Tuzun bir kendine has bir kokusu var mı? Yaydığı bir koku var mı arkadaşlar? Hayır, yoktur. İnorganik bileşikler ise daha azdır. Organik bileşikler sayıca çok çok fazlayken inorganik bileşiklerin sayısı nedir? Daha da azdır. İnorganik bileşikler ısıya dayanıklıdır. Neden? Metal ametal atomları arasında gerçekleşiyor. İyoniktir diyoruz değil mi genelde arkadaşlar? O zaman nedir? Isıya dayanıklıdır diye söyleyebiliriz. İnorganik bileşiklerin tepkimeleri daha basittir. Yani birçok basamaktan değil tek basamaktan meydana gelebilir arkadaşlar. İnorganik bileşiklerin tepkimeleri yüksek verimlidir. Yani verim %90, %92, %100 verim nedir? Çok nadir gözlenir deneyler sonucunda. Gerçek verim nedir? %100 görünmesi çok nadirdir. Nedir? O zaman ne diyorum? İnorganik bileşik tepkimeleri yüksek verimliyken organik bileşiklerin tepkimeleri düşük verimlidir diye söyleyebilirim. Anorganik maddelere vazgeçilmez maddelerden biri olan sofra tuzunu ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Kezzabı örnek verebiliriz. Karbondioksiti örnek verebiliriz arkadaşlar. Organik maddeleri örnek olarak da kolonyalarda kullanıldığı bildiğimiz etil alkolü, çay şekerini, ondan sonra nedir arkadaşlar? Doğada bulunan gazların büyük bir kısmını kaplayan metan gazını ne yapabiliriz arkadaşlar? Organik maddelere örnek verebiliriz. Şimdi arkadaşlar bazı bileşiklerin basit ve molekül formülleri vardır. Bir bakalım basit formül, ampirik formül olarak da ne yapılır? Bilinir. Bir bileşiği oluşturan elementlerin türünü ve bileşikteki bulunan atomların sayı bakımından hangi oranda bulunduğunu en küçük tam sayılar halinde gösteren formüldür. Örnek veriyorum arkadaşlar. C6H12O6. Bu şeker mi arkadaşlar? Bu molekül formülüyken basit formülü nasıldır bunun arkadaşlar? CH2O olarak gösterebiliriz değil mi arkadaşlar? Burada bakıyorum bir bileşiği oluşturan elementlerin türünü. Türü nedir? Karbon, hidrojen, oksijen. Atomların sayısını nedir? Sayı bakımından hangi oranda bulunduğunu, 1, 2, 1 oranında bulunduğunu ne yapabilir arkadaşlar? Bize basit formül gösterebilir. C2H4 bileşiğinin basit formülü CH2'dir. C3H8 bileşiğinin basit formülü yine C3H8'dir. Bakıyorum C2H4. C2H4. 2 ile sadeleştirdiğim takdirde ne oluyor arkadaşlar? Basit formülünü elde ediyor muyum? CH2'yi elde edebiliyorum değil mi arkadaşlar? Basit formülü, kaba formülü ya da ampirik formülü nedir arkadaşlar? CH2'dir. Fakat bakıyorum C3H8. 3 ile 8 kendi aralarında asal olduğundan dolayı nedir? Herhangi bir sayıya bölünemediğinden molekül formülüyle kaba formülü nedir arkadaşlar? Birbirinin aynısıdır. Basit formüldeki katsayılar birleşiği oluşturan elementlerin mol sayıları oranını gösterir. Daha demin neyi verdik arkadaşlar? Örnek olarak C2H4'ü mü verdik arkadaşlar? Bu da nedir? CH2 mi dedik kaba formülü? Karbonla hidrojenin mol sayıları oranı neymiş o zaman? 1/2 olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 2. Molekül formülü kapalı formül olarak da ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Söyleyebiliyoruz. Bir bileşiğin molekülünde bulunan atomların gerçek sayılarını ne yapar arkadaşlar? Bize gösterir. Mesela ne diyorum? C6H12O6. Glikoz değil mi arkadaşlar? Gerçek sayılarını bize vermiş. Ama kaba formülde nedir arkadaşlar? CH2O'ydu değil mi? Gerçek sayılarını değil arkadaşlar. Karbonla hidrojen ve oksijen arasındaki sabit mol sayılarını bize ne yapar arkadaşlar? Verir.
Molekül formülleri basit formüllerin tam sayılı katlarıdır. Mesela ben kaba formülünü biliyorum. Kaba formülü neydi? CH2O. 6 ile genişlettiğim zaman, çarpı 6 dediğim zaman bana neyi verecek? C6H12O6'yı verecek. Yani molekül formülünü ya da kapalı formülünü bize ne yapacak arkadaşlar? Verecektir. Molekül formülünü bulmak için birleşiğin molekül kütlesi ve basit formülünün bilinmesi ya da basit formülü ve moleküldeki atom sayısı ne yapılmalıdır? Bilinmelidir. Bir birleşiğin basit formülü ile molekül formülü aynı olabilir. Mesela ne yapalım arkadaşlar? H2O su mu? Bunun nedir? Kaba formülü mü bu? Evet, ama molekül formülü de aynı. H2O yine, değil mi arkadaşlar? O zaman nedir? Hem basit formülü hem de molekül formülü nedir arkadaşlar? Aynıdır. Bu durumda N değeri, yani şuradaki N değeri nedir arkadaşlar? 1'e eşittir diye söyleyeceğiz. Basit formülü aynı olan birden fazla bileşik ne yapabilir? Olabilir. Bir bileşiğin molekül formülünden atomların türünü bulabilir miyim? Evet, C6H12O6. Bakıyorum, atomların türü karbon, hidrojen, oksijen. Basit formülünü bulabilir miyim? Evet, sadeleştirdiğim takdirde basit formülü nedir? CH2O'dur. Atomların molce birleşme oranını bulabilir miyim? Evet, karbonla hidrojen arasındaki molce birleşme oranı nedir arkadaşlar? 1/2'dir. Atom kütleleri bilinirse elementlerin kütlece birleşme oranını bilebilir miyim? Evet, karbon 12, hidrojen 1 miydi arkadaşlar? Bakıyorum, karbondan bir tane veya karbon bölü hidrojenin kütlece oranına bakıyorum. 12/2'den ne oldu arkadaşlar? 6 olarak söyleyebiliriz. Yani elementlerin kütlece birleşme oranını da ne yapabiliriz arkadaşlar? Molekül formülünden elde edebiliriz. Sorularda sıkça karşınıza çıkar arkadaşlar. Molekül formülünden nelere ulaşabiliriz? Atom türüne, basit formülüne, atomların molce birleşme oranına, atom kütleleri bilinirse elementlerin kütlece birleşme yüzdelerini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ayrıca atom kütleleri bilinirse bir bileşiğin mol kütlesi de ne yapılır? Bilinir. C6H12O6'yı mı verdik arkadaşlar? Atom kütleleri bilinirse karbon 12, 12 çarpı 6 artı hidrojen 1 miydi? 1 çarpı 12 artı oksijen 16 mı? 6 çarpı 16'dan ne yapabilirim arkadaşlar? Şekerin, yani glikozun mol kütlesini bulabilirim. Bir bileşiğin molündeki atomların sayısı ne yapılabilir arkadaşlar? Bulunabilir. Mesela glikozda kaç atom vardır arkadaşlar? Karbondan 6, hidrojenden 12, oksijenden 6. Toplamda 24 tane atom vardır diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Molekül formülünden bunları ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Doğada karbon. Karbon elementlerinin özellikleri. Karbon atomu periyodik tablonun 4A grubunda bulunur. 4 değerlik elektronuna sahiptir. Şu şekilde arkadaşlar, karbon elementi 4 tane değerlik elektron sayısına nedir? Sahiptir. Karbon atomu bu 4 değerlik elektronu kullanarak birleşiklerinde 4 bağ yapar. Bir karbon atomu bir başka karbon atomu ile tekli, ikili, üçlü bağ yapabilir. Mesela bakıyorum, alkanlarda neydi arkadaşlar? Tekli bağ içeriyordu, değil mi? Alkenlerde ne yapıyordu arkadaşlar? Çiftli bağ. Alkinlerde ne yapıyordu arkadaşlar? Üçlü bağ yapıyordu, değil mi? Ya da şu şekilde karbon, şu şekilde de ne yapabilir? Bağ yapabilir. Alken yapısı yine arkadaşlar ne yapacaktır? Çiftli, üçlü, tekli bağlar yapabilirler arkadaşlar. Karbon atomları diğer atomlardan farklı olarak sonsuz sayıda birbirine bağlanarak düz zincirli, dallanmış ya da halkalı yapıya sahip çok sayıda bileşik ne yapabilir? Oluşturabilir. Düz zincirliye örnek veriyorum arkadaşlar. CH3, CH2, CH2, CH3. Düz zincirli bir hidrokarbon. Dallanmış hidrokarbon verebilirim örnek olarak. CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH3 ve CH3. Ne oldu arkadaşlar? Dallanma gerçekleşti. Ya da halkalı yapıya sahip olabilir. Mesela örnek veriyorum. CH2, CH2, CH2,
C-H2 halkalı bir yapıya da ne yapabilir arkadaşlar? Sahip olabilir. Siklo alkan olarak da ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ya da nedir? Benzen halkası içerebilir değil mi arkadaşlar? Benzen halkası nedir arkadaşlar? Şu şekilde. Şurası CH değil mi? Şu şekilde. Şurası ne? CH. Nedir? C6H6 aromatik birleşik, yani benzeri ne yapabiliriz arkadaşlar? Elde edebiliriz. Birçok türevi var mı bunların arkadaşlar? Evet, vardır. Şimdi burada da örnekler vermiş değil mi arkadaşlar? Burada ne yapmış arkadaşlar? Karboksil asiti örnek vermiş. Sonrasında burada ne yapmış? Ketonu örnek vermiş. Burada ne yapmış? Alkeni örnek vermiş. Burada ne yapmış arkadaşlar? Bakıyorum, esteri örnek vermiş. Sonrasında burada bakıyorum, amino asiti örnek vermiş. Burada yine nedir arkadaşlar? Örnekleri çoğaltabiliriz. Alkinleri örnek vermiş. Aldehidi örnek vermiş. Ondan sonra benzen halkasını ne yapmıştır? Örnek vermiştir. Karbonun allotropları arkadaşlar. Aynı tür atomların farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşan maddeleri ben ne diyorum arkadaşlar? Allotrop diyorum. Karbonun allotroplarına baktığım zaman elmas, grafit, doğal fullerene, şurayı tekrar alıyorum. Fulleren. En baştan alıyorum. Aynı tür atomların farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşan maddelere ne diyorum arkadaşlar? Allotrop atom diyorum. Karbonun allotroplarına bir bakalım arkadaşlar. Elmas, grafit, doğal fulleren ve grafenler, yapay allotropları da nedir arkadaşlar? Vardır diye söyleyeceğiz. Şimdi bakıyorum, elmas, grafit, fulleren ve grafen olarak da ne yapmış arkadaşlar? Şekil olarak bize göstermiştir. Grafit, karbon atomları üst üste yığılmış geniş yassı levhalar oluşturacak biçimde iki boyutlu düzlemde birbirine bağlanmıştır. İyi bir yağlayıcıdır. Elektriği iletir, pilde ve elektrolizde elektrot olarak da ne yapılır arkadaşlar? Kullanılır. O zaman çok güzel özellikleri var değil mi? Elektriği iletmesi grafitin, pilde ve elektrolizde elektrot olarak kullanılması ve iyi bir yağlayıcı olması grafitin nedir? Çok güzel özelliklerinden biridir. Elmas, kristal bir yapıya sahiptir. Her bir karbon atomu 4 başka karbon atomuna bağlıdır. Elektriği ne yapmaz arkadaşlar? İletmez. Tepkimeye girme isteği nedir? Düşüktür. Erime ve kaynama noktası nedir? Yüksektir. Erime noktası 3500 derece. Cam kesici, taş yontucu olarak da ne yapılır arkadaşlar? Kullanılır. Optik özelliklerinden dolayı da nedir arkadaşlar? Elmas değerlidir. Fullerenler. Bakalım, fullerenin yapısına şu şekilde top şeklinde bir yapısı var. Bu yapı bir futbol topu ve belirli bir jeodezik kubbelere benzediği için fulleren adını almıştır. Grafitin lazerle buharlaştırılarak yoğunlaştırılması ile elde edilir. Karbon 12, karbon 60, karbon 70, karbon 74, karbon 82 formüllerine sahip fullerenler keşfedilmiştir. Grafen tabakaları. Grafen, karbon atomlarının altıgenlerden oluşan bal peteği örgüsü yapısında sıralanmasından elde edilen iki boyutlu düzlemsel yapıların çok nadir örneklerinden biridir. Bu yapı grafene olağanüstü özellikler kazandırmaktadır arkadaşlar. Sayda olan grafen tabakası elektriği ve ısıyı çok hızlı bir şekilde iletir. Bakın, bu önemlidir arkadaşlar. Grafenin yapısı çelikten 6 kat hafif, yoğunluğu çelikten 6 kat daha düşüktür. Çelikten 6 kat daha sert ama 13 kat daha fazla esneme yeteneğine sahiptir. O zaman grafen çok güzel bir karbon allotropu mu arkadaşlar? Evet. Sonrasında tıbbi cihazlarda, tabletlerde, bilgisayarda, süper kapasitörler gibi kullanım alanları nedir arkadaşlar? Vardır. Karbon nanotüp. Karbon nanotüp, grafite uygulanan özel işlemler sonucu oluşan nanometre boyutundaki silindirik tüplere nanotüp denir. Nanometre, metrenin milyarda biridir. Nanotüplerinin çapları nanometre, uzunlukları ise milimetre boyutundadır arkadaşlar.
Çaplarının milyonlarca katı uzunluklara ulaşabilen karbon nanotüpleri sağlamlık, elektrik iletkenliği, ısı iletkenliği gibi özellikleriyle de diğer malzemelere göre nedir? Daha kullanışlıdır. En sert doğal madde olarak bilinen elmastan daha sert, aynı kütledeki çelikten daha sağlam, yapay malzeme olan karbon nanotüpler bakır ve gümüşten 1000 kat daha fazla elektrik akımı taşıyabilecektir ve yüksek sıcaklıkta bile özelliklerini koruyabilmektedir. Elektronik nano boyutlu cihazlarda diyot, transistör, nanoteller ve benzeri gibi cihazlarda, hidrojen pillerinde, şarj edilebilir bataryalarda, organik güneş pillerinde, dokunmatik ekranlarda ve biyosensörlerin yapımında nanoteknolojiden ne yapmaktadır arkadaşlar? Yararlanılmaktadır. Gelelim Lewis formülleri. Element atomlarının son katmanda elektronlarının değerlik elektronları yani sayısı kadar noktayı atom simgesinin etrafında yerleştirerek oluşturulan yapılara ben ne diyorum? Lewis yapıları adı veriyorum. Yani elementlerin Lewis yapıları yazılırken kimyasal simgenin etrafına da değerlik elektron sayısı kadar nokta konur. Mesela bakıyorum karbon değerlik elektron sayısı 4 mü? O zaman 4 nokta koyuyorum. Flor 7 A grubunda mı? O zaman değerlik elektron sayısı nedir arkadaşlar? 7 mi? En başta tek tek dolduracağız. Sonrasında çiftleştireceğiz arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak da ne yaptım arkadaşlar? Söyleyebiliyorum. Klor yine 7 A grubunda mı arkadaşlar? Evet, 7 A grubunda. Hemen dolduruyorum. Şu şekilde mi arkadaşlar? Evet, bu şekilde. Bakalım şurada bir tablo vermiş bize. Tabloda atom numarası 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 0, 8A. 8A grubunda nedir arkadaşlar? 8 tane nokta bulunur. 7A'da 7 nokta, 6A'da 6 nokta bulunacak değil mi arkadaşlar? Lewis simgesine bir bakarsam lityum 1A grubunda mı 1 nokta, berilyum 2A grubunda 2 nokta, bor 3A grubunda 3 nokta, karbon 4A grubunda 4 nokta, azot 5A grubunda 5 tane nokta. En başta tek tek dolduruyorsun, sonra çiftleştiriyorsun arkadaşlar noktaları. Sonrasında 6A grubunda oksijen 6 nokta, 7A grubunda flor, 8A grubunda neon 8 nokta olarak da ne yapacağız arkadaşlar? Lewis gösterimlerini söyleyeceğiz. Lewis yapısının etrafındaki tek noktalara ortaklanmamış elektron, çift noktalara ise ortaklanmış elektron çifti denilmektedir. Mesela bakıyorum klorda. Öncelikle tek tek doldurdum arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 7 oldu mu? Evet. Şimdi bakıyorum ortaklanmışa nedir? Ortaklanmış elektron çifti diyorum. Tek başına bulunana da ne diyorum arkadaşlar? Ortaklanmamış elektron çifti olarak söyleyebiliyorum. Genellikle bağ hangisinde yapılıyor arkadaşlar? Ortaklanmamış elektron çiftiyle ne yapılıyor arkadaşlar? Bağ kuruluyor. Kovalent bağlı bileşikler oluşurken ortaklaşa kullanılan elektron çiftine bağlayıcı elektronlar denir diye söyleyeceğiz. Oktet kuralı nedir arkadaşlar? Bileşiklerin okunmasında ya da bileşikleri anlattığımda ne demiştim arkadaşlar? Bileşik oluştururken kararlı yapıya dönüşebilmesi için ya oktete ulaşması gerekiyor ya dublete ulaşması gerekiyor. Yani son yörüngesini ya 2 elektron yapması gerekiyor ya da son yörüngesini ne yapması gerekiyordu arkadaşlar? 8 elektron yapması gerekiyor. Oktet kuralı ve dublet kuralı nedir arkadaşlar? Elementin kararlı yapıya ulaşması için gerekli olan kuraldır gençler. Eğer dublete ulaşması yani son yörüngesini 2'ye tamamlaması her 20 elektron düzenine ulaşmasıdır. Ama oktete ulaşması nedir? Neon, argon gibi sol gaz elektron düzenine ulaşmasıdır arkadaşlar. Şimdi bakıyorum oktet kuralı atomların en dış katmanındaki elektronların sayısını 8'e tamamlamasına ben ne diyorum arkadaşlar? Oktet kuralı diyorum. Klor bir elektron alarak ametaller elektron almaya yatkınlı değil mi arkadaşlar? Klor yapısına bir elektron alarak ne yapacak arkadaşlar? Oktete ulaşacaktır. Bakıyorum lityum 3 müydü? Lityumda ne vardı arkadaşlar? 1A grubuydu değil mi arkadaşlar? 1S2, 2S1'den ikinci periyot 1A grubuydu değil mi arkadaşlar? Lityum ne yapar arkadaşlar?
Bir elektron verdiği takdirde artı yüklenecek ve ne olacak arkadaşlar? Elektron sayısı 2 olacak. O zaman ne oldu arkadaşlar? 1s2 mi oldu bir elektronu verdiği zaman? Yani her bir elektron düzenine ne yaptı arkadaşlar? Ulaştı diye söyleyeceğiz gençler. Wesper modeli. Wesper modelinde arkadaşlar küçük moleküllü bileşiklerin geometrilerini tahmin etmek için Wesper değerlik kabuğu elektron çiftleri tamamlama kromu olarak da ne yapabilir söyleyebiliriz. Wesper kromunda molekül geometrisinde ortaklanmış ve ortaklanmamış elektronlar ne yapılır? Belirlenir. Wesper kromunun uygulanmasında molekülün lewis yapısı yazılır ve merkez atomu üzerinde kaç elektron çifti olduğu belirlenir. Elektron çiftlerinin dizilişi belirlenir. Atomların yerleri yerleştirilerek, atomlar yerlerine yerleştirilerek molekülün biçimi ne yapılır arkadaşlar? Sınıflandırılır. Ortaklaşmamış elektron çiftlerinin birbirinden ve bağ yapan çiftlerden en uzakta bulunabilmeleri için molekülün şekli bir miktar ne yapılır arkadaşlar? Bozulabilir. Wesper kurulumunda arkadaşlar A dediğim merkez atom, X dediğim merkez atoma bağlı atomlar, E ise ortaklanmamış elektron çiftlerini ne yapar arkadaşlar? Bize söyler. Örnek verecek olursak berilyum hidrür. Bakıyorum berilyum A, merkez atom mu? A. Hidrüre bakıyorum. X2 mi? Yan atom değil mi arkadaşlar? Ortaklanmamış elektron çifti var mı? Hayır, yoktur arkadaşlar. O zaman formül nedir? A, X2'dir. Şöyle bir şey de söyleyebiliriz arkadaşlar aslında. Şöyle bir bakalım. 2A olarak baktığım zaman berilyum klorürü örnek verirsem arkadaşlar berilyum nedir? A merkez atom. Klor nedir? Yan atomdur. X2 olarak söyleyeceğim. 3A grubuna bakıyorum. 3A grubunda ne vardı arkadaşlar? Alüminyum mu vardı? Alüminyum klorürü örnek verirsem AlCl3. Burada ortaklanmamış elektron çifti yok değil mi? AlCl3 alüminyum klorürde. Oy, şurayı tekrar alacağım. Hocam bir hareket yapın, kalemlerle elinize yapın. Tamam. Yani durmuş çünkü öyle yapmıyor, hatırladın mı? Hızlı okuyor, evet. Oraya yanlış yapmamı sanıyor. Şu an sana görüntüde bir sıkıntı olduğu için. Tamam. Şimdi 3A grubu alüminyum klorüre bakıyorum. Merkez atomu alüminyum mu arkadaşlar? Merkez atom A. Klor nedir? Yan atom mu? A, X3 olarak da ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. 4A grubuna bakıyorum. CH4'ü örnek verebilir miyim arkadaşlar? Verebilirim metanı. Ne oldu arkadaşlar? Merkez atom karbondur. A. Yan atom kaç tane bağlıdır? 4 tane. A, X4 olarak da Wesper kromunda ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 5A grubu. Amonya örnek verebilir miyim? NH3. Şu şekilde mi yapar arkadaşlar? Merkez atomum azot. Yan atom kaç tane var? Hidrojenden 3 tane var. X3. Ortaklanmamış elektron çifti 1 tane. X3E olarak da ne yapacağız? Söyleyeceğiz. 6A grubuna neyi örnek verebiliriz arkadaşlar? Suyu örnek verebiliriz. Bu şekilde mi arkadaşlar? Evet, bu şekilde. Ortaklanmamış elektron çifti de şurada vardır değil mi arkadaşlar? Merkez atomum ne? Oksijen A diye söylüyorum. Yan atomlar ne? Hidrojen 2 tane var. X2. Ortaklanmamış elektron çifti kaç tane var? 2 tane var. AX2, E2 olarak söyleyeceğiz arkadaşlar. O zaman Wesper gösterimini bu şekilde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Kafada kalıcı olsun diye bu şekilde yazdım arkadaşlar. Umarım faydalı olur bu şekilde de. Sigma ve pi bağları arkadaşlar. Sigma ve pi bağları. Bazı moleküllerde iki atom birbirine iki ya da üç bağ ile birbirine bağlanabilir arkadaşlar. Atomlar arasında ilk oluşan bağ ben ne diyorum arkadaşlar? Sigma bağ diyorum. İkinci oluşan bağda ne diyorum arkadaşlar? Pi bağ vardır. Şimdi arkadaşlar tüm bileşiklerde ilk bağ sigmadır. Eğer ikinci bir bağ varsa arkadaşlar pi bağ olarak da ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Eğer atomlar arasında iki bağ varsa bakıyorum bir alkene örnek verdik arkadaşlar. Birinci bağ sigma ise ikinci bağımız nedir arkadaşlar? Pi bağdır. Üçlü bağ varsa bir alkine bakalım arkadaşlar. Üçlü bağ varsa birincisi sigmadır. Diğer ikisi nedir arkadaşlar? Pi bağdır diye ne yapacağız arkadaşlar? Söyleyeceğiz. Rezonans yapıya bakalım arkadaşlar.
Çoğu zaman bir molekül veya iyon için tek bir elektron nokta formülü yeterli değildir arkadaşlar. Yani molekül veya iyon için tek bir Lewis formülü yazılamaz. Örneğin kükürt dioksit için bakıyorum arkadaşlar. Birincisinde bakıyorum kükürt dioksit. Şu şekilde biraz belirgin olsun diye şu şekilde yazalım arkadaşlar. Her ikisi de oksijenle çift bağ yapmışken diğer halinde nedir arkadaşlar? Kükürt şu şekilde. Oksijen birinde çift bağ yapmış, diğerinde tek bağ yapmıştır. Ama her ikisi de nedir arkadaşlar? Kükürt değil, oksittir diye söyleyebiliriz. Bu durumda ben bu çift oku sembolize olarak ne yapabilirim? Rezonans olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan deneysel sonuçlar her iki kükürt oksijen bağının da aynı özellikte olduğunu göstermiştir. Çünkü her iki kükürt oksijen bağında aynı uzunlukta olduğu bulunmuştur. Halbuki çift bağlar tek bağlardan ve üçlü bağlardan nedir? Daha kısadır. Yani tekli bağlar daha uzun, ikili bağlar daha kısa, üçlü bağlar daha da kısa olarak da ne yapmış olabiliriz? Söylemiş olabiliriz. O halde kükürt dioksit için çizilen yapılardan hiçbiri uygun değildir arkadaşlar. Fakat kükürt dioksit için hem oktet kuralını sağlayan hem de deneysel sonuçlara uyan tek bir formül verilemez. Bu durumda molekülün yapısı için olanaklı ve kabul edilebilir bütün Lewis yapıları çizilerek aralarında çift bağları oklar, çift bağlı yönlü oklarla bu yapıların rezonans olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Molekül veya iyon yapılarının hem oktet kuralını sağlayan hem de deneysel sonuçlara uygun tek bir Lewis formülüyle gösterilmemesi özelliğine ben ne diyorum arkadaşlar? Rezonans durumu diyorum gençler. Yani çift bağlı, şurada mesela kükürt dioksit nedir? Her iki oksijen de çift bağlıdır. Ama nedir arkadaşlar? Şu şekilde de gösterebiliyor muymuşum? Kükürt oksijenle birinde çift bağlı yaparken diğerinde tek bağ yapmış olabilir. Ve nedir arkadaşlar? Bu yine kükürt dioksiti sembolize eder. Ve çift ok gösterildiği zaman birbirinin rezonans durumu olarak da ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Hibritleşme. Hibritleşme aslında çok kolaydır gençler. Birazdan konuyu bitirdikten sonra çok kısa bir şekilde ne yapacağım? Bulmanızı sağlayacağım. Organik kimyada konu olarak daha çok karbon atomunda odaklı olduğu için S ve P orbitalleri arasında hibritleşmeye dikkat edeceğiz. S ve P orbitalleri kendi arasında 3 çeşit hibritleşme yapabilir. Bunlar SP, SP kare ve SP küp olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyeceğiz. SP, SP kare ve SP küp hibritleşmeleri ne yapabilir arkadaşlar? Yapabilir. Şimdi bakalım arkadaşlar. SP küp hibritleşmesi yapması nasıl olacak? Şöyle bir bakalım. Atomdaki bir S orbitali ile 3P orbitalinin etkileşmesi sonucu ne yapar? SP küp hibritleşmesi meydana gelir. Örneğin karbon atomu 2S1 ve 2P3 orbitallerini birleştirip 4 tane SP küp orbitali oluşturarak diğer atomların SP küp orbitalleriyle bağ yapabilir. SP küp hibritleşmesi yapmış bir karbon atomu çift veya üçlü bağ ne yapmaz arkadaşlar? Yapamaz. Burada neyi söylüyor arkadaşlar? Mesela hidrokarbonlarda ele alıyorum, alkanlarda. Alkanlarda yapılar nedir arkadaşlar? Tekli bağ mıdır? CH4'e bir bakalım. Hepsi nedir arkadaşlar? Tekli bağdır değil mi? Kaç bağ yapmış? 1, 2, 3, 4 bağ yapmış. SP küp hibritleşmesi yapmıştır. 1 artı 3'ten 4'e eşittir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ne yapabiliriz? Hangi tür hibritleşme yapmış olduğunu söyleyebiliriz. O zaman nedir? SP küp hibritleşmeleri çiftli ve üçlü bağ yapamaz. Sadece ve sadece tekli bağ yapabilirler arkadaşlar. Sonrasında SP kare hibritleşmesi atomdaki bir S orbitali ile 2P orbitalinin etkileşmesi sonucunda meydana gelir. SP kare hibritleşmesinde açıkta kalan bir P orbitali karbon atomun diğer elementlerle çift bağ yapmasını ne yapar arkadaşlar? Sağlar. Şimdi bakıyorum çift bağ yapmış bileşikler için SP kare hibritleşmesi gerçekleşir. Bakıyorum o da alken mi arkadaşlar? Şu şekilde alkenleri ne yapabiliriz?
söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. Kaç tane bağ yapmış arkadaşlar? Normalde 4 bağ yapmış. Ama şurayı ben ne yapacağım arkadaşlar? 1 bağ olarak kabul edeceğim. 1, 2, 3. O zaman SP kare hibritleşmesi yapmıştır diyeceğim. Nasıl çıkacak o da? SP kare. 1 artı 2'den 3'e eşit oldu mu arkadaşlar? 1, 2, 3. O zaman nedir arkadaşlar? SP kare hibritleşmesi yapmıştır diye söyleyeceğim. Alkenler için geçerlidir. Çift bağ yapmasını ne yapar? Sağlar arkadaşlar SP kare hibritleşmesi. SP hibritleşmesi. Atomdaki bir S orbitali ile bir P orbitalinin etkileşmesi sonucu meydana gelir arkadaşlar. SP hibritleşmesinde açıkta kalan 2 adet P orbitali karbon atomunun diğer elementleriyle üçlü bağ yapmasını ne yapar arkadaşlar? Sağlar. Yani 3 bağ yapmış olan bileşiklerde nedir? SP hibritleşmesi vardır. Bunu alkinlere örnek verebilir miyiz arkadaşlar? 3 bağ yapmış olan alkinler şu şekilde mi arkadaşlar? Evet. Bakıyorum. Şöyle yazdık. Bakıyorum yine arkadaşlar. Bunu 1 bağ olarak düşüneceğiz. 1 bağ olacak. Bu nedir? İkinci bağ mı? Ya da şunu ele alırsam 1, ikinci bağ mı? SP hibritleşmesi mi? 1 artı 1'den 2 mi arkadaşlar? 2P, 2. Tekrar alıyorum arkadaşlar şurayı. Şurada bakıyorum. Üçlü bağ olan alkinler mi var arkadaşlar? Evet, üçlü bağ yapan alkin var değil mi arkadaşlar? Bunu bir bağ olarak düşünüyorum. Sonra karbon yaptığı diğer bağ, şurası mı? İkinci bağ. SP'ye bakıyorum. 1 artı 1'den ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. O zaman alkinler için ne diyeceğim arkadaşlar? SP hibritleşmesi yapmıştır diye söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi gençler şöyle bir kıstas yapabilir miyim? Alkanlar tekli bağ mı içeriyor hepsi? Evet, tekli bağ içeriyor arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? SP küp hibritleşmesi yapmıştır. Örnek olarak CH4'ü örnek vermiştik zaten. Yine burada da yazayım gençler. 4 bağ yapmış değil mi? SP küp 1 artı 3'ten 4 bağ olarak da ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Alkenler. Alkenlerde ne var arkadaşlar? SP kare hibritleşmesi var değil mi? Örnek veriyorum gençler. Şu şekilde mi? Şöyle bir örneğimiz olsun. Burayı bir bağ olarak düşünüyorum. Sonra 2, 3. Ya da şu karbondan bakarsam 1, 2, 3. Burada ne oldu arkadaşlar? SP kare. 1 artı 2'den ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Alkenler için bakıyorum arkadaşlar. SP hibritleşmesi mi? Evet arkadaşlar. Üçlü bağ mı içeriyor alkenler? Evet gençler. Şöyle bakıyorum. Şu şekilde mi? Şurayı 1 bağ olarak düşüneceğim. Şurayı 2. bağ olarak. Şu karbona göre bakarsam 1. bağ, 2. bağ olarak. SP hibritleşmesi 1 artı 1'den ne oldu arkadaşlar? 2 oldu. 2 bağ yapmış gibi ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz gençler. Bu konumuzda arkadaşlar Wesper kromunu, sigma pi bağlarını, hibritleşme türlerini ne yaptık arkadaşlar? Organik ve inorganik bileşiklerin farklarını incelemiş olduk arkadaşlar. Organik kimyanın 1. bölümünü bitirmiş olmaktayız. Sizlere başarılar diliyorum. İyi günler gençler.